35 lira gibi bir rakam. Ya dedim bu gerçek mi? Yani bu rakam mı tutuyor 3 dilim tatlı? Yerken hatta o parayı verdik artık yiyeceğiz onu ama boğazıma düğümlendi. Çalışıyor musunuz? Eşim çalışmıyor şimdi, şu an durdu. İşler hiç yok. Pandemiden dolayı. Pandemiden dolayı mı işsiz kaldı? Evet, ne iş yapardı? Sonra... Meslek şehidimiz, doktorlarımız başımızın tacı, illiyet bağı kurulsun hastalıkla. Şimdi bir Cumhuriyet Halk Partili vekil demiş ki kardeşim hani bu doktorlar sinemadan mı kapacak bu hastalığı? Yani haklı bir de çıkış var orada. Hani bu kadar hastalığın içerisinde yaşayan insanların bu paraların ödenebilmesi için 8,7 milyar lira şehir hastanelerini ödeyen bakanlığın tutup da şey yap, illiyet bağı kur, bana göster bu illiyet bağını. Yani bu gerçek mi? Hani buna ihtiyaç var mı? Bu beni üzüyor. Peki, az önce söyledim, bir hadis vardı. Müslüman komşusu açken tok yatmaz diye, değil mi? Bu eskiden de. Peki nedir İstanbul'un durumu, onu soracaktım. İstanbul'un durumu çok kötü. Oradan işte belge istiyor. Diyor ki bu kliniğinde yatan COVID hastası var mı? Var mı? Ama yani bir hastane içerisinde COVID klinikleri sadece COVID hastanesi olduğu gibi, yani COVID hastalarıyla irtibatlı olan personelin, o personel çıkıyor yemekhanede yemek yiyor. Atıyorum COVID kliniği dışında çalışan sağlık personeliyle diğer sağlık personelini ayrıştıramayacağına göre sonuçta o hastanede bulunmak da sağlık personelinin asli görevi olduğu için haliyle yani bunu belgelendirmek gibi biraz saçma oldu o. Beji gibi çalışıyorum gördüğün gibi. Yani başarılarımı herhalde takdir ediyorsundur. Kesinlikle. İki parti barajın üstünde görünüyor. Şu anda yayına verdim. AK Parti %32,2. Bir Gün gazetesinden aldım bu takvimi de, daha doğrusu açıklamayı da. AK Parti'ninki %32,2. Cumhuriyet Halk Partisi %22,5. İYİ Parti 12,3. Üç partiymiş, özür dilerim, yanlış söyledim. İki parti baraj altında kalıyor ifadesine yer veriliyor. HDP ve Milliyetçi Hareket Partisi, iki parti hepsi %8 ve %7,7. Yeni kurulan partilerin durumu ne diye bakacak olursak %2,2'lik Gelecek Partisi oyu anketlere yansımış. Deva'da %2'lik bir durum var. Saadet Partisi son dönemde ittifaklar arasında en çok revaçta olan partilerden bir tanesi Saadet çok Partisi. Çok zannediyorum. Çok zannediyorum. Ödeme çalışıyoruz. Emeklisiniz. Evet. Çünkü... Buranın kirasının ödenmesi lazım. Artık belediye mi öder, devlet mi öder, hükümet mi öder bilmiyorum ama Muharrem abinin ödememesi gerektiği çok açık. Bizim bir aracımızdan her gün dolaşıyor. Ona benzin lazım. Bu insan insanlara yardım edebilmek için uğraşıyor. Artık cebinden de para ödemesin bir zahmet. Bu da emekli bir adam. Çocuğunuz var mı sizin? Evet. Bir taraftan çocuklarımız da besleyecek o da. Sel oldu. Yani hakikaten duymadığımız artık şey kalmadı, bahane kalmadı. Ama yani bunu sen bu fiyattan satabiliyorsan çiftçi neden kazanamıyor? Çiftçi kazanamıyorsa sen nasıl bu fiyattan satabiliyorsun? Benim korkum pandemi sonrası hakikaten. Aslında ürün tedariğinde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Bu tamamen işin yani bunu fırsat olarak bilip nedense hep bu uygulanıyor. Çiftçi de işte yurt dışından ithalat silahı çekiliveriyor gerekirse, yapamazsanız vesaire diyor. Ama bu sefer ithalatçının cebine gidiyor o para. Yine çiftçi ve köylü kullanamıyor, yine vatandaş ucuz et yemiyor. İnan bana yaklaşık 20 sene önce bir tarım bakanına mikrofonu uzattım ve bu et ne zaman ucuzlayacak diye sordum, çalışıyoruz dedi. Şimdi ismini bile hatırlamıyorum. Ve 20 yıl sonra geldiğimiz noktada bugün et alabilen insan sayısının çok düşük olduğunu aslında şu anda hükümet de görüyor, muhalefet de görüyor. Bilmiyorum yani şu röportajlara sıklıkla tanıklık ediyorum, bırak eti, işte tavuk kıymasını bile ayda bir kez gören evler, aileler var. Peki bu süreç içerisinde bu kabul edilebilir mi? Başka bir diyeceği yoktur dedi. İnşallah dediğin gibi yarın daha güzel bir gündem anlatma şansımız olur. Artık saat 17'de, zaten bizim eve değil de bu saatlerde gündem topluyorduk. Saat 17'de beraber bu gündemi beraber sizinle birlikte toplarız. Hem bize de faydası olur, gazeteciliğimizi, görgümüzü artırırız. Katılırsanız seviniriz efendim. Abone olmayı unutmayın lütfen. Sizler varsanız bir anlamamız var. Çok teşekkür ediyorum. Yayınımızı yine YouTube'dan tekraren izlemek mümkün olacak. Yarın saat 17'de bundan sonra. Hafta içi her gün saat 17'de görüşmek dileğiyle. Güzel bir Türkiye. İyi akşamlar efendim.